Asrın getirdiği tereddütler, Fethullah Gülen, birinci kitap. Bu mütevazi kitapçıkta sorulara iticalen cevap verildiği, konuşmanın ona göre istiflendiği, daha sonraki küçük tahsihlerle de bu ilk tertip ve ifade tarzına dokunulmadığı, daha doğrusu her şeyi yeniden ele alma gibi bir zorluğu olduğundan dokunulmadığı için bir kısım karışıklıklar, anlatma eksiklikleri olacaktır. Değerli okuyucularım, bütün bunları nazarı itibara alarak kitabı öyle mütalaa etmelerini ve kusurlarımıza nazarı müsamaha ile bakmalarını umar, dualarını bekleriz. Tereddütler üzerine. Asırlardır biriken tereddüt ve şüpheler, beyinlerde bir törpü, bir burgu gibi içten içe, fert fert veya gruplar halinde insanların inançlarını aşındırıp delik deşik etti. Bilhassa asrımızda toptan bir inkar halinde ortaya çıktı. Dünyanın bir kesimi bu şüpheler karşısında dayanamamıştı. Bizde de ilk anda sendelemeler oldu. Hatta bu asrın başında inancını kaybeden bazı gençler son olarak yazıp bıraktıkları mektuplarında iman olmadan yaşamanın manasızlığına dikkati çekerek intihar ediyorlardı. Bin senedir tedarik ve terakküm edilen mufsit aletler ile kalbi umumi ve efkarı amme dehşetli yaralanmış insanımızın, bilhassa avam halkın istinadgahları olan İslami esaslar, İslami cereyanlar, İslami şiarlar kırılmış, bunların neticesi vicdanı umumi bozulmaya yüz tutmuştu. Bu geniş yaralar Kur'an'ın ve imanın ilaçları ile tedavi edilmeliydi. Alimlerimiz bunun farkındaydı. Ömer Nasuhi merhum aynen şöyle diyordu: "Asrımızdaki İslam alimleri bu zamanda zihinleri is'ac eden bir takım yeni yeni felsefi nazariyeleri tenkide alarak bu noktayı nazardan ilmi kelamda bir yenileme eseri göstermek mecburiyetinde bulunmaktadırlar. Asrımızın Hazık hekiminin teşhisiyle maddiyunluk, yani materyalizm, manevi bir taun gibi tenkit kabiliyeti geliştikçe yayılma imkanı artıyor. İlim ve fenden telkin, medeniyetten taklit almış, yanlış anlaşılan hürriyet ve gurur da işin içine girince genişleyip dağılıyor. Bu hastalık bazı meşhur yazarların teknik hale getirerek romanlarında takdim etmelerinden sonra bir vebadan daha tehlikeli biçimde yaygın hale geldi. Genç ve mukavemetsiz beyin ve kalplerde serpilip gelişti. Köyde, kentte hep bu şüphe ve tereddütler konuşulur oldu. Okullarda, hatta kahve köşelerinde din ve iman namına bir konuşma olmasın ki bunlardan söz edilmesin. Bu durum karşısında bazıları kulağını tıkamışçasına bir tavır alıp içinden gelen imanın fevranı ile birer birer başlarını büküp ezmeye çalıştıkları tereddüt ve şüpheleri kalp ve kafalarında hazırladıkları zindanlara attılar. Cevaplarını bulamasalar da imanlarının sağlamlığı ibadet neşvesinin verdiği manevi haz ve ruhani lezzetler şüphelere hayat hakkı tanımayacak şekilde kararlı ve gerilim içindeydiler. Bazıları da bu itirazları ileri sürenlerin niyetlerine hiç bakmadan onları tekfir eder bir havaya büründüler. Böyle kuru karşılıklar ise kangrenin derinleşip yayılmasına sebep oldu. İyi niyetle cevap aramak için sorup araştıranlar ise mukni cevapları bulamayınca sükutu hayale,
Sonra da tehlikeli tereddütlere düşmekle karşı karşıya kaldılar. Bu arada inkar girdabına kapılan ve dipsiz gayalara yuvarlananlar da oldu. Böyle bir pozisyon ise maddeci görüşe sahip ve bu anlayışlarını bir ideolojik savaşa döndürenler için çok elverişliydi. Çoklarını bunlarla vurdular, hiç olmazsa yaraladılar. Eskiden inançsızlık cehaletten geliyordu. Onun için gerçek kendilerini anlatılınca cehaletleri izale ediliyor, nihayet doğruya kavuşmuşluk içinde huzura eriyorlardı. Şimdi ise fen ve felsefe kisvesinde bin inkar fırtınası esiyor. Hem bu çeşit anlayışa sahip kişiler kendilerini biliyor zannettikleri için ilmi kabul ettikleri bu kanaatleri dışında da hiçbir şeyi kabul etmeye yanaşmıyorlardı. Ve artık gerçeği araştırma kabiliyetleri körelmiş oluyordu. Onun için eskiden bunlardan ancak binde biri hidayete gelirdi. O zaman iman umumi olduğu için, yani ekseriyeti inançlı olduğundan bunların pek fazla zararı olmuyordu. Halbuki asrımızda teslimiyet kırıldığından zaten çok kimsenin itikadı sarsılmış vaziyette. Onun için eracifin yayılmasıyla her yerde tereddüt ve şüpheler içinde bocalayan, hatta artık her şeyini kaybedenlerle karşılaşır olduk. İşte bütün bunlardan sonra bu yaraya derin bir neşter vurma gayesiyle muhterem müellifin çeşitli zaman ve zeminlerde irticali olarak yaptığı sohbet ve konuşmalardan derlenmesi neticesinde asrın getirdiği tereddütler serisi hazırlanmıştır. İnşallah bu kitapların kalp ve kafalardaki tereddütlerin birçoğunun izalesine vesile olacağını ümit ediyoruz. Saffet Senih.